tarih yazan. Bir obadan bir beylik, bir beylikten bir devlet, bir devletten bir cihan nizamı kuran yiğit Türkmen, Yörük Türkmen obalarının çocukları. Toros dağlarının alnı açık, başı dik evlatları. Değerli Belediye Başkanımız, değerli Karaman Milletvekilimiz çok değerli siyasi partilerimizin temsilcileri, değerli genel başkan yardımcılarımız ve gözümüzün nuru olan değerli sarı hem hemşehrilerim hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hepinizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Artık bir gelenek oluştu. Her yıl bugünlerde buluşuyoruz. Bu sene iki bayram bir arada yapıyoruz. Hem Karacaoğlan kiraz festivali, yörük Türkmen kiraz festivalimizi hem de kurban bayramımızı. Allah toyumuzu şen, rızkımızı bereketli, başımızı dik, hanemizi her zaman vakur ve onurlu eylesin. Dedemin yörük duasıyla bize öyle bir kanaat versin ki değil namerde, merde dahi muhtaç eylemesin. İşte sarı vellerli baba dostum, bu toprakların yiğit evladı Halil kardeşim emaneti devraldığından bu yana sizler için gece gündüz çalışıyor. Tebrik ediyorum. Geçen seneden farklı olarak yeni bir meydanda bizi ağırlıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Tekrar söyleyeyim. Gelecek Partisi'ni kurarak siyasi hayata yolsuzluklarla mücadele, yasaklarla mücadele ama en önemlisi de yoksullukla mücadele için adımızı attığımızda Halil Kulak kardeşim hiç korkmadan, çekinmeden kurucu kadrolarımızda yer aldı. Ve o günden bugüne de belediye başkanımız olarak bizi en iyi şekilde temsil etti. Değerli sarı velilerle hemşerilerim, bu dağların yiğit çocukları, biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah çok yakın zamanda gelecek Kurban Bayramı'nda, gelecek festivalimizde iktidarın sahipleri olarak bu topraklara, bu dağlara sahip çıkacağız. Değerli kardeşlerim, bizim derdimiz de bilinir, şahsiyetimiz de. Biz bu Toros Dağları'nın çocuklarıyız. Bu Toros Dağları'nın yör yörükleri arasında, Türkmenler arasında büyüdük. Helal rızkı da burada öğrendik. Gerektiğinde her türlü mücadeleyi vererek adaletsizliklere karşı sesimizi de yükseltmeyi bu dağlarda öğrendik. Her zaman söylerim. Bizim soyumuz Türkmendir. Aslımız Oğuzdur. İrfanda hikmette pirimiz Hoca Ahmet Yesevi'dir. Dilde pirimiz Karacaoğlan'dır ve ünvanımız görüktür. Bu ünvanla her zaman gurur duyduk, gurur duymaya devam edeceğiz. Dün ve bugün bu dağlara tekrar çıktığımda sılama geldim o, gelmiş oldum. Otağıma, obama, yurduma, havasıyla, suyuyla bize ait olan haneme gelmiş oldum. Bizi büyük bir muhabbetle karşılayan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dün sabahtan akşama kadar, bugün de yine sabahtan akşama kadar Hadim, Taşkent, Başyayla, Ermenek, Sarıveliler ve hemen hemen her köyde bizi durduran, tek tek köylerde durduran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Demek ki bizi unutmamışlar, unutmayacaklar. Muhabbetle baktılar. Büyük bir mutluluk içinde onların gözlerinde vefayı, kadir şinaslığı gördüm. Ama aynı zamanda hüzün duydum. Çocukluğumdan beri bu dualara çıkarım. İlk defa bu dağların yiğit evlatlarının bu derece çaresiz, bu derece karamsar, bu derece her yarını düşünür halde gördüm. Bu yörenin insanları kolay şikayet etmez. Cebinde parası yoktur, sofrasında aşı yoktur ama şikayet etmezler. Ben onları bilirim, her zorluğa direnirler. Millete, devlete sahip çıkarlar şikayet etmezler. İlk defa şikayet ettiklerini gördüm. Bu yaylalarda ilk defa keçi sürülerinin besici o yiğit yörüklere eşlik eden sürülerin azaldığını gördüm. Bugün Ermenek'te bir keçi besicisi diyordu. Verdiğimiz rakamlarla halk kurban kesemiyor. Aldığımız parayla biz sürümüzü besleyemiyoruz. Geçen ay Mersin'de bir yiğit Yörük kadını. Genç bir kadın. Gözü yaşlı şunu söyledi. Sayın Başbakanım, geçen sene 300 baş sürüm vardı. Bu sene 150'ye düştü. Elimdeki son sürülerde veriyorum. Gözlerinden yaş döküldü. Sarı kızımı da verdim diye ağlamaya başladı. Bilirler Yörükler için ormanlar hanedir. Yaylalar mekandır. Keçiler, hayvanlar hanelerin sanki öz e, fertleridir. Ve ağlayarak son sürülerini gönderdiklerini söylediler kesime. İlk defa bu kadar karamsar gördüm. İşte onun için. Hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atfen. Gidin eğer memlekette, Toroslara gidin eğer orada. Bir yörük çadırında duman tütüyorsa, Memleket emniyettedir dediği o söz var ya işte buradan Toroslardan sesleniyorum. Ülkemizin her bir köşesine yarla, yayılan karamsarlığa karşı ses veriyoruz ve diyoruz ki Toroslarda yörük çadırında dumanlar tütüyor. Hiç karamsar olmayınız. Memleketin geleceği parlaktır. Çünkü Yörükler ayaktadır ve Türkiye'nin geleceğine mührünü vurmak üzere hazırdır. Bekledikleri üç söz var. Üç hikayet ve üç söz. Bu ülkeye başbakanlık şerefi görevi yapma şerefine nail olmuş bir yörük çocuğu olarak. Bu üç sözü veriyorum. Bir, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başını öne eğecek şekilde yoksullukla karşılaşmayacağı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İki, en çok da şikayete konu olan Hoca Ahmet Yesevi'den aldığımız, Yusuf Has Hacip'ten aldığımız, Kınalı Zade'den aldığımız siyasi ahlakı temiz siyasette buluşturacak hiçbir türde yolsuzluğa asla geçit vermeyeceğiz. Üç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu her ne surette olursa olsun koruyacak bu memleketi temsil eden... Cumhurbaşkanlarının, başbakanların, bakanların, devlet adamlarının hiçbirine bu milleti istiskal edecek bir söz asla söyletmeyeceğiz. Ve bu bağlamda da Orta Asya'nın içinden bir yayılan, bir yerilen bir yayın oku olarak Anadolu'ya ve Rumeli'ye giden ve bütün bu gönül coğrafyalarında Türkçenin bizim ahlakımızın temsilcisi üst, liğini üstlenen yörüklerin, Türkmenlerin adım attığı her gönül coğrafyasını özgürlükle buluşturana kadar onlara sahip çıkacağız. Onların başlarının öne eğilmesine asla izin vermeyeceğiz. İşte Karacaoğlan'ın deyişiyle ağacın eğisi özünden olur, yiğidin eğisi sözünden olur. Biz söz verdik. Bu milletin başını tekrar dik eyleyeceğiz. Biz söz verdik. Bu milletin rızkını tekrar bereketlendireceğiz. Biz söz verdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve al bayrağın onurunu, Türk lirasının onurunu tekrar ayağa kaldıracağız. Karacaoğlan'a selam olsun. Oğuz boylarına, beylerine selam olsun. İnşallah güzel ufuklarda hep beraber olacağız. Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin ve bu Toros dağlarının başı gibi başımızı dik, toyumuzu şen, rızkımızı bereketle eylesin. Allah'a emanet olunuz. Bayramımız mübarek olsun. Efendim Sayın Genel Başkanımıza şükranlarınızı sunuyorum.